Burası 600 hane, bayağı geniş bir yerleşim alanımız var. Bizim burada bir misafir geleceği zaman, yahut bir kalabalık olacağı zaman, bura ne olursan koy yeri, çarşı yok, pazar yok, kendi evimizden yaparız. Gelenler de tatlı tatlı yer, güzelim güzelim. Burası Kayseri'nin İncesu'ya bağlı Hamurcu Mahallesi. Yöremizin çeşit çeşit yemekleri bizden. Anadolu ikramı Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıyor, birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Kayseri özgü yemeklerin tariflerini Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesi'nden Fatma Dinçer, Hürmet Ekinci ve Fatma Ekinci veriyor. Biz size bugün köy ketemiz, içli ketemiz de oluyor. İkinci yemeğimiz yağlama, Kayseri yağlaması. Bu köyümüzün ketesi olacak inşallah. İçimiz patatesli, sucuklu, peynirli. Hamurumuzu yoğurmayla başlayacağız. İlk önce bir kaşık mayamız var. Bir kaşık tuzumuz var. Sonra suyla yoğurup başlayalım. Bizim bak meşhur ketemiz fırında olur, taş fırında. Tepsiye böyle hamuru yoğururuz. Ondan sonra tepsilere koruk, yüzünü yağlarız, fırına sokarız. Altı fırının üstünde pişer, içinde de yüzü pişer. Ondan sonra çıkartırız turha bezine süreriz. Yok, katkılı diyorsanız patatesli yaparız böyle. Aynı yine üstünde pişer, içinde pişer. Daha katkılı diyorsanız sucuklu yaparız, içine aynı. Daha diyorsanız peynirli yaparız, üstünü yağlarız, çöre otu dökeriz yüzüne şöyle. Çok meşhur olur. Yemeğince tadını bilemeniz. Yiyin de tadını görün. İç harcında soğan var. Patates var, maydanoz var, baharatlarımız var. Biri böyle. Sucuğu da aynı yağda kavuruyor. İçinin biri de böyle, biri de peynir, yavan peynir iyi oluyor. Bu arada soğanı kavuruyor, küçük küçük doğrayıp, peynirini katıp, baharatlarını katıyoruz, sonra işliyor. Hamurumuz oldu, bu kıvamda olacak, bir saat mayalanacak, sonra işlemeye ve pişirmeye başlayacak. Evet, hamurumuz mayalanmış. Şimdi beze yapacağız. Bizim burada buna kete diller. Ama başka yerde çörek olur, bide olur, o başka. Hamuru mayaladıktan sonra, bunu bezeledikten sonra bir saat kadar durursa daha bunun gibi daha güzel kabarır. Bizim burada bir misafir geleceği zaman, yahut bir kalabalık olacağı zaman, bura ne olursan koy yeri, çarşı yok, pazar yok, kendi evimizden yaparız. Gelenler de tatlı tatlı yer, güzelim güzelim. Burada da hamurun üstüne şöyle çöküyormucuk, dağıtsın, hamur olmasın deyin. İnce olsun da lezzetli olsun deyin, yüzünü de yağlayacağım. Elimde hamur olmasın deyin, uğraya batırıyorum ha. Şimdi hamurun üstünü yağlamaya başladık. İçine yumurta kırdık, pekmez koyduk, su koyduk. Başka bir şey yok. Şimdi patatesliği koyacak iç olarak. Gel hacı, gel. Gel dumurum, gel. Fırınımızı yaktık, dümürü çığırdım, götürdü hamuru, şimdi o pişirecek. Şimdi üçüncü tepsimizi yapacağız. Üçüncü tepsiyi de sucuklu yapıyoruz. Sucuğumuzu doğradık, tavamızda kavurduk ve işliyor. hamurumuzu işliyor. Sucuk kendi sucuğumuz, kendimiz yaparız. Sucuğu ilk önce kıyma çektiririz. Sonra baharatlar var. Baharatlar yine sabırsa bol kullanırız. Sonra doldururuz. Az su yok, balhunlarımız var. Gölgede kuruyor. Güneşte şiir, eşkir. Kayseri İncesu Hamurcu Mahallesi. Yukarı köyümüz var. Aşağı Örenşehir Mahallesi'ne kadar geniş bir yerleşim alanımız var. Biraz önce demiştim ya, sucuk kendimizin diye. Kendimiz sadece besicilik yapıyoruz. Her şey var. Hayvanımız kendimizden, etimiz kendimizin. Biz dışarıdan kıyma falan etle almayız. Hep kendimiz üretiyoruz. Köyümüzün genelinde 5000 kadar küçükbaş hayvanımız var. Büyükbaş hayvanımız da var. Herkesin kendine göre bakacağı kadar. Dağın ardında tallalarımız var. Hürmet Ekinci'nin tallası var. 1000 dönüm, 500 dönüm. Hiç öyle az yok. Az yok. Oraya karpuz ekerler, kavun ekerler, soğan ekerler, fasulye ekerler, mısır ekerler. Hepsi kendimizin olur. Bizim doğal. Hiç satın almazlar. Ondan sonra ek buğdaydı, çavdarıydı, arpaydı, nohutudu. Bağımız olur. Üzümümüz, kayısımız, bademimiz. Bak. 65 tane bademimiz var. Yıkıyor böyle. 35 tane cevizimiz var. 12 tane kayısımız var. Kirazımız, herkesin yani bir benim değil. Bu köy herkes kendi doğal. Yoğurdudu, çüdüğüydü, peyniriydi, yağıydı. Ondan sonra etiydi, kıymasıydı. Çarşıdan alan olmaz. Çarşı avcunu yalasın. Herkes evinden keser, malını keser, sucuğunu yapar, kıymasını yapar. Etini yapar, sılgıdını yapar, dolabına koyar, buz gibi yer. Çarşı gözümüze baksın, dursun varmak ki. Tavuğumuz olur, bak hiç olmayanın 15 tane, 20 tane hep tavuklarımız olur. Yumurtasını doğal yerik. Gözleri düşer ya bilmek ki. Yağımız doğal, peynirimiz doğal, yoğurdumuz doğal, sütümüz, etimiz, ekmeği hep doğal. Bak çekerip böyle her şey olur, her şey. Götürü fazla gelen satar, fazla gelmeyen kendi orantasına göre. Misafirlerimiz gelir, misafir ağırlamayı çok sever bizim köylümüz. Bak misafire biz evimizdeki biz yemek ona yedirdik. Kunde buyurun gelin, hiç yük dönmek. Şimdi geldik ikinci yemeğimize, Kayseri'nin meşhur yağlamamıza. Şimdi ben yağlamanın malzemelerini çekeyim. Un, maya, şeker, tuz, yoğurt. Bu bizim kat kat yapacağımız yağlamanın hamuru olacak. Yağlamanın arasına harç koyacağım. O malzemeler de bunlar. Soğan, domates, biber, kıyma, tuz, baharatları da var. Bir de yağsı var. Malzemeler bu kadar. Şimdi hamuru yoğurmaya başlayayım. Şimdi mayasını atıyorum. Şekeri. Tuzu. Ve yoğurdu. Bunun hamuru yiyin sert olmayacak. Biraz yumuşak olacak. Deprem gel kızım. Silahı al, suyu doldur getir. Sen de bana hamura yardım edeceksin. Anne sen soğanlara doğrayın, ben bu arada bezi alayım. Tabii ki. Bu hamurun bezini aldık da 5 dakika beklerse hamur daha güzel açılır, daha yumuşak olur. Bezeleri yaptım. Şimdi bu 5 dakika bir dinlenecek. Ağzını kapatayım. Oradan sonra ben anneme yardım edeyim. Şimdi şaka şuka ya. Konuşuyor, gülüyor, oynuyor ama. Eskilerden hayat pek zordu. Öyle bir böyle bir görgü yiyordu, görenek yiyordu. Hayvan bir yandan, 6 çocuk bir yandan. Gelin getirdim, içerisine yatacak yeri yok, oturacak yeri yok. Ev yok, bak yok, halı dokuruk ard ardına. Kaç tane evim varsa hepsinde halı vardı. Halıyı biz dokudurduk, 3'er kişi. Öğlen yemeği anne yapardım ki öteki sefere çaymasınlar da yine alak diye. Gece 1'de 2'de evlerine kor gelirdim ayağımda cizmeyle. Ama bana bakma, benim esna rezilliğine günüm geçti. Şimdi ben padişahım da ömrüm geçti. Şimdi gerçek şimdiki günüm eskiden, eski günüm olaydı ben 75 sene daha yaşardım. Evet, malzemeleri doğradık. Şimdiki bu harcı yapmak için ocağımıza, tavamızı alıyoruz. Yağımızda sıvı yağ. Soğanımızı döküp hemen hemen soğan kavruldu şimdilik. Şimdi kıymasını ilave edeceğim. Bizim kıymalarımızın içinde kuyruk yağı var. Kuyruk yağı olduğu için fazla başka bir şey katmadık. Şimdi domatesini, biberini atacağım. Salçasını katıyorum, tuzunu atıyorum, pul biber, toz biber. Bu malzemeleri iyice karıştıracağım şimdi. Yarım bardak da suyunu katıyorum. Yağlamamızın iç harcı hazırdır. Biraz daha kaynasın kendi başına. Bir 5-10 dakika kaynayacak. Biz de o esnada hamurunu açacağız. Efendim gel hadi kızım, hamur yapmaya başlıyor. Şimdi de altına al kızım. Şimdi sen de otur. Efrat kızım, benim Dumur'un oğlanın kızı olur, torun olur, Mıhtar'ın anasının. Yukarıdayken birlik böyle küçük tahtaları öğrensin dünyayı. Efrat alayım mı? Geç kızım. Bunun böyle olduğuna var ama bunun yaşları küllükte oynuyor daha. Bu akıllı bela. Ayşe de benim torunum, kızımın kızı. Burada hiç yabancı yok, hepsi bizim. Kızım, torunum, gelinim, hepsi benim. Bizim köyümüz Erciyes'in eteğinde. Arkamızda Karıl Dağı gibi Erciyes var. Biz şöyle oturdu muyuz, tam Erciyes karşımızda ya, tepe tadına doyamak. Son hamarımız da oldu. Şimdi yağlamamızı yapmaya başlıyoruz. Bunu şimdi incecik yağlayacağım. Hamurumuz soğuk olacak, iç harcımız sıcak olacak. Şimdi üstüne ikinciyi koydum. Böyle kat kat, en az 10 kat yaparız. Evet, yağlamamız da hazır. Şimdi servise bakanda üstüne bir yoğurt koyacağız, tamam. Ayşe kızım, şuraları iyice güzelce bir tabaklayalım. Diğer yemekleri de getirin, hep beraber yiyelim, afiyet olsun. Masamızı bir güzel hazırladık. Neler yaptık bugün? 3 ayrı ketemizi yaptık. Ondan sonra yağlamamızı yaptık. Zabattan yaptığımız şeyler de var. Yaprağımız, ilmik tatlımız. Şurada da nevzinli tatlımız var. Yöremizin pastırması, kompostolarımız, yayla çorbamız, tahinli çöreğimiz de var. Hadi yavrularım, çok güzel oldu. Çok da güzel hazırladık. Hepinize afiyet olsun. Bir saat mayalanacak, bu kıvamda olacak. Bak oraya bak. Bu kıvamda. Bir daha. Vuruyor ya, benim öldürteceğim ya. Vur. O ne, ne vuruyorsun? Son zamanda benim öldürteceğim. Ekrem, sülahiyi al, suyu doldur, getir ortadan kaybol. Yok, kaybolmadı. Hamura yardım edeceğim diyeceğim. Hamura yardım et. Bana yardım et ama bir daha demem bak, vallahi demem. Allah koruyup kurduğumuz vallahi billah. Bunlar bir bara anladıkça gülenize bak işte.